İngiltere'ye gidelim. Adada bu haberle alakalı neler konuşuluyor? Turkish Press New Genel Yayın Yönetmeni İsmail Karakaş karşımızda olacak. İsmail Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Cüneyt Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi önce İngiltere'de İngiliz halkı bu yasa tasarısıyla alakalı ne düşünüyor? Ne konuşuluyor? Ada basınında neler yazılıyor? Evet e, Cüneyt Bey öncelikle e, elektronik sigara yasaklarıyla başlayan tartışmalar 18 yaş e, altında <laughs> sigara satışını ve bundan sonra 2009 doğumluların sigaraya hiçbir zaman ulaşamayacağı kararla neticelendi hmm. bugün. Dolayısıyla e, 2009 do sonrası doğan insanların artık sigara alamayacağını, sigara içebilir ama sigaraya satın alamayacağı, ulaşamayacağı kararına hmm. vardı İngiliz parlamentosu. İngiltere'de yeni neslin hayat boyu sigaraya erişiminin yasaklayacağı tasarı bugün kabul edildi ve onaylandı. Bu tasarı şu anlama geliyor Cüneyt Bey. Sigara satışını yasaklayan yeni tasarıya göre 18 yaşında sigara satışı her yıl bir yaş daha düşerek giderek azalacak ve 2009 doğumlular artık sigarayı hı hı. hiçbir şekilde e, satın alamayacak raflardan. E, bu tasarı 383'e karşı 67 oyla geçti bugün ve e, 2009 sonrası doğanları e, kapsıyor. Bu e, tasarıya Başbakan Raşit Sunak'ın öncelikle verdiği yasalar arasına girdi ve çok üzerinde duruldu. Muhafazakar Parti'nin de önde gelen bazı isimleri ise karşı çıktı bu yasaya. Hı hı. Yine yasaya karşı oy kullanan eski Başbakan Liz Truss da vardı benim aldığım notlarda. Hı hı. Bu yasa tasarısı uzun süre tartışmalara neden olmuştu İngiltere basınında ve İngiltere kamuoyunda. Yetişkinleri kendilerinden koruyabileceğimiz fikrin son derece sorunlu olduğunu ve insanlara çocuklaştırdığını düşünüyorum diyenler oldu. Hı hı. Ee, bu eski başbakanlar arasında Liz Truss tarafından. Liz Truss bu tasarıya karşı çıkan isimdi biliyorsunuz. Anladım Yine ne yiyeceklerini ne içeceklerini insanların kendileri karar verir diye, sözlerini, fikrini sunmuştu eski başbakan. Hı hı. Dolayısıyla ana muhalefetteki işçi Partisi'nin de desteğini almıştı bu teklif ama Ticaret Bakanı e, ve Eski İçişleri Bakanı ise bu e, isimlerde e, yine karşı çıkanlar arasındaydı hı hı. ve eee aleyhte oy kullandı. Şunu yani merak ediyorum İsmail Karakaş. Haberimizde aslında detayları verdik. Sen de belki biraz daha hani karşı çıkanlar, kabul edenler ama şunu merak ediyorum. Evet. Bir başka konuğumuza da döneceğim. Türkiye'ye bakacağız. Bakalım bu kanunla alakalı Türkiye'de ne söylenebilir. Yani 2009 doğumlar sonrası 18 yaşını doldurduktan sonra anlıyoruz ki bunlar gidip tütün ve tütün ürünlerini alamayacaklar ama içebilecekler. Peki bunu evet. nasıl yapacaklar? Yani sistemde kayıtlı mı olacak? Kimliklerini mi gösterecekler? Nasıl olacak bu? Şimdi yani bir uygulama bakıma... nasıl olacak? İngiltere'de şu şekilde bir yasa e, yani yasa koyucular İngiltere'de yasaları mutlaka işletirler. E, İşletemeyince yasaları koymazlar. E, şu şekilde işte kontrollü satış olabilir. Hı hı. E, doktor raporuyla olabilir. Hı hı. Bunlar konuşuluyor ve e, yine <laughs> İngiltere'de biliyorsunuz ki sigaraya bağlı başta kanser olmak üzere artan hı hı. sağlık e, giderleri sigara paketlerine yansıldı. İngiltere dünyanın en pahalı sigara tüketimi e, sıralamasında hı hı. birinci sıradadır. Hı hı. Dolayısıyla e, sigaraya ulaşımın ve sağlık giderlerini kısması için İngiltere hmm. Sağlık Bakanlığı ve İngiltere Hükümeti bir takım önlemler aldı. Bu da o önlemler paketi içerisinde. Anladım. Yani aslında elektronik sigarayı içeren bir yasaydı bu ama buna genişletilerek tamamı da dahil oldu. Tüm sigara, tütün mamulleri hmm. dahil oldu. Hmm. Ve uygulamada muhtemelendir ki diğer yasaklı ürünlerle aynı eşdeğer olacak. Peki. Londra'dan İsmail Karakaş bizlere aktarmış oldu. Bakalım Türkiye'de bunun yansımanı ne olacak? Teşekkürler. iyi akşamlar. Şimdi OECD ve